1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiğimiz sağlık okuryazarlığı seminerlerimizde pandemi dolayısıyla dijital olarak sizlerle buluştuk. Umarız hepiniz iyisinizdir diyoruz. Sizleri buradan selamlıyoruz ve yayınımıza hepinize hoş geldiniz diyoruz. Evet, bugün Dünya Çocuk Günü olması sebebiyle de eğer ekranlar başında bizleri izleyen çocuklarımız varsa da onlara sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. İyi ki varsınız diyoruz hepsine. Neler konuşacağız? Obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Safra kesesinden, sindirim sistemi kanserinden,
Guatr'dan ve daha birçok konuda merak ettiğiniz sorularınızı yanıtlayacağız değerli hocalarımızla birlikte. Evet, çok değerli doktorlarımız aramızda bugün. Tam 4 cerrahımızla yapacağımız yayın. Diğer hekimimiz şu an acil bir müdahale dolayısıyla kısa bir süre sonra yayınımıza katılacak, sizler de olacak diyelim. Hepsi birbirinden başarılı ve eminiz ekranları başında bizi izleyen birçok kişinin de doktorudur kendileri. Mesleki başarılarının da yanı sıra gece gündüz hastaları ya da hasta yakınları ile de sürekli iletişimde olan, tam bir hekimin gerektirdiği şekilde hareket eden insanlarla, hastalarla iyi diyalog, iletişim ve mesleki başarılarıyla da her zaman övdüğümüz kişiler aramızda. İlk olarak hocalarımızı sizlere takdim etmek isterim. Bugün yayınımızda kimler var? Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş bizlerle. Yine genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Nice bizlerle. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Abdülkerim Özakay bizlerle ve müdahalesini bitirip şimdi yanımızda sizlerle ekranlarınızda birazdan göreceğiniz Operatör Doktor Akın Ünal bizlerle. Tekrardan kendilerine sizlerin huzurunuzda da hoş geldiniz diyelim. Evet, genel cerrahi uzmanlarımızdan Operatör Doktor Hasan Lice ile başlamak istiyoruz. Hocamızla bugün obezite cerrahisinden bahsedeceğiz izleyenlerimize. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Evet, hemen dönüp size sorumu sormak istiyorum. Kimlere tüp mide yapılır hocam? Tüp mide, onun bir standardı var. Tüm dünyada bu böyle. Standardımız body mass endeksi dediğimiz kriterimiz. Eğer bir insanın kilosunu boyunun metre cinsinden karesini bölerseniz bir sayı çıkar karşımıza. 20 ile 25 arası normal bir kilo. 25 ile 30 arası hafif kilolu. 30'un üstü obez, 35'in üstü artık morbid obez sınıfına giriyor. Biz morbid obezitenin cerrahisini yapıyoruz. Yani body mass endeksimiz 35 ve üstü olacak. Peki hocam, tüp mide ameliyatının hazırlık aşamalarında neler yapılır? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi bir kere body mass endeksi 35 üstü olan hastalarımızı mutlaka bir dahili yönden inceliyoruz. Endokrin bir bozukluğu var mı, hormonal bir bozukluğu var mı, psikolojik anlamda yeme alışkanlığını tetikleyen bir psikolojik bir zemini var mı? Bunları araştırıyoruz, tetkiklerimizi yapıyoruz. Eğer bu tetkikler sonucunda yalnızca fazla koleriden dolayı bir kilo fazlalığı varsa ve 35'in üstüyse o zaman ameliyat kararı alıyoruz. Tabii öncesinde mutlaka bir endoskopi ile midesine bakıyoruz. Herhangi bir sürpriz bir hastalıkla karşılaşmamak için. Peki hocam, ameliyat tekniğinden kısaca bahsedebilir miyiz? Bu tür ameliyatları biz kapalı yöntem, yani laparoskopik dediğimiz video monitör sistemiyle yapıyoruz. 4 tane küçük delikten trokarları yerleştiriyoruz, kamerayla giriyoruz ve mideyi karşımıza alıyoruz. Endogia dediğimiz staplerlarımız var. Bunlar çok önemli cihazlar. Bu tür ameliyatları yapmamızı da olanak tanıyan bu cihazlar. Mideyi boylamasına, antrum dediğimiz kısımdan yukarıya doğru, yemek borusuna doğru genişleyebilen ve açlık hormonunun salgılandığı, gerilim hormonunun salgılandığı fundus kısmı da dahil olmak üzere çıkartıyoruz. Geriye bir tüp şeklinde bir mide kalıyor. Bunun ölçüsü de mutlaka ameliyat sırasında hastaya yutturduğumuz bir bujimiz var. 36 French. O buji kılavuzluğunda mideyi bir tüp haline getirmiş olduk. Fazla kiloların neredeyse yarısına yakınını biz bu ilk 6 ayda veriyoruz. Evet. Ama bizim hedefimiz 2 yıl. 2 yılda fazla kiloların %95'i tamamen yağdan gitmek üzere hastalarımız zayıflıyor. Bunları rutin böyle görüyoruz zaten. Çok evet. İkinci yılın sonunda zaten olması gerektiği kiloya inmiş oluyor hastalarımız. Peki hocam, ameliyat sonrasında hastalar özellikle olarak şu noktalara dikkat ettiğiniz aşamalar var mıdır? Nelerdir? Evet. Şimdi ameliyattan bitti. Hastanede 3 gün kaldık. Ondan sonra diyetisyenimizle görüşüyoruz hastamızla. Diyetisyenimiz beslenme programını alıyor.
ekstra takviyeleri, nasıl besleneceği. Evet. Sık sık ilk başlarda ilk iki hafta kadar sıvı, ondan sonra yumuşak, ardından da katı gıdaları geçiyoruz. Diyetisyen bunları tek tek anlatıyor hastalarımıza. Onun dediklerine uymak kaydıyla çok başarılı bir sonuç elde ediyoruz. Peki hocam, tüp mide ameliyatının dışında zayıflama yöntemlerinden bahsedecek olursak bunlar nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedebiliriz. Şimdi 35 üstü artık ameliyat diyoruz ama 35'in altındaysa, mesela 30 ile 35 arasındaysa body mass indeksimiz, o zaman iki işlem daha var. Bunlardan bir tanesi mide botoksu dediğimiz, midenin bir nevi kaslarına, bu biz zehiri artık oluyor zehir ama tıbbi olarak kullanılan iyi niyetli bir zehir diyelim ona, botoksu uyguluyoruz ve midenin kaslarını felç yapıyoruz. Evet. O felç ile yediğiniz gıdalar midede daha uzun süre kalıyor ve daha fazla topluluk hissi oluşuyor. Aynı zamanda midenin fundus kısmındaki o açlık hormonunu salgılandığı bölgeye de yapıyoruz. Dolayısıyla o açlık hormonu seviyesi azalıyor. Bu zayıflamada tabii ki mutlaka diyetle birlikte evet. yapılması lazım. Diyeti çok kolay yapmamızı sağlayan bir yöntem bu. Uygun bir hedefe varıyoruz. Bunda da fazla kilolarımızın yaklaşık bir %20-30'una kadarını verebiliriz. Yani ortalama böyle 20 kilo civarında bir fazlamız varsa ilk tercih edeceğimiz şey mide botoksu. Ama böyle 35'e daha yakınsınız, yaşınız biraz daha ileri, İşte yandaş hastalıklarınız var, ameliyat olmak istemiyorsunuz. O zaman midenin hacmini küçültmek amacıyla mide balonu uygulamamız var. Mide balonu da midenin içinde sıvı ile şişirdiğimiz bir balon düşünün. Dolayısıyla içerideki boş hacmin bir kısmını o kapladığı için yemek yiyebilme kapasiteniz yarıdan fazla düşüyor. Diyetle yine uygulandığı zaman bu da çok başarılı bir yöntem. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Tüp mide ameliyatı ile ilgili özellikle de tanınmış bir isim diğer cerrahlarımızla beraber. Hastanemizde de bu ameliyatları birçok kişiye başarıyla gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar alan mutlu hastalarımızı gördük. Eğer izleyenlerimiz arasında varsa onlara da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, eğer tüp mide ameliyatı ile ilgili soracağınız sorularınız varsa birazdan bunları Facebook yolu üstünden sizlerden de alarak hocamıza tekrardan da bunların dışında merak ettiğiniz sorular varsa soracağız diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz ve operatör doktor Coşkun Görmüş aramızda bugün. Hocam siz de hoş geldiniz hoş bulduk, tekrardan. Evet, Coşkun hocamızla safra kesesi taşlarından bahsedelim istedik. Birçok hastanın yaşadığı sağlık problemlerindendir diye düşünüyoruz. Evet hocam, sormak istiyoruz hemen, safra kesesi taşı nasıl oluşur? Önce bir safra kesesinin yapısından ve fonksiyonlarından bahsedelim isterseniz. Safra kesesi karnın sağ üst tarafında hemen karaciğerin altında yerleşmiş küçük armut şeklinde sindirim sisteminin bir parçası olan bir organ. Görevi karaciğerde yapılan safranın daha yoğunlaştırılması ve kısmi olarak da depolanmasıdır. Bu yoğunlaştırma işlemini safra kesesi safranın içindeki suyu emerek yapar ve geriye kalan yoğun safra bizim vücudumuza aldığımız diyetlerle, besinlerle kolesterolün geri emilimi için gerekli olan bir maddedir. Fakat safra kesesi içerisindeki bu yoğunlaştırma işlemi ne kadar fazla olursa olsun yine de bu yoğunlaşmış safranın safra kesesi içerisinde bir akışkanlığı söz konusudur. Ve bu akışkanlığı da sağlayan safra içerisindeki bir takım bileşenlerin belli bir oransal dağılımıdır. Eğer bu oransal dağılım herhangi bir nedenle bozulursa, ki bu çok hızlı kilo alma, çok hızlı kilo verme, gebelik, bir takım östrojen içeren doğum kontrol haplarının kullanılması, safra kesesinin kendi bir takım hastalıkları ya da karaciğer sirozu ve bir takım kan hastalıklarına bağlı kandaki eritrosit hücrelerinin yıkılması gibi durumlar neticesinde bu safra içerisindeki bileşenlerin oransal dağılımı değişir. Dolayısıyla oransal dağılım değişince de eğer safra içerisindeki bu oransal dağılım küçük kolesterol kristalleri lehine artarsa %80 ihtimalle en sık gördüğümüz safra kesesi içerisindeki kolesterol taşları, eğer pigment lehine de gelişirse bilirubin kaynaklı olan pigment taşları
ortaya çıkar. Evet, hemen şunu da belirtmek istiyoruz. Bu sorular sosyal medyamızda hocalarımızın bu sunumunu paylaştığımız zaman hastalarımızdan mesaj yoluyla bizlere merak edilen sorulardır. Ama tabii ki tekrardan canlı yayında gelen sorularımızı da hocalarımız buradayken sizlerden alarak soracağız. Peki hocam, safra kesesi taşlarının belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşları genel olarak hemen hemen her insanda oluşturduğu, yemeklerden kısa bir süre sonra ortaya çıkan, karnın sağ üst tarafında görülen, sırta, özellikle her iki kürek kemiğinin arasına ya da sağ kürek kemiğinin altına vuran karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, zaman zaman olan bulantı ve kusma gibi şikayetlerle kendini gösterirken, aynı zamanda safra kesesi içerisindeki büyük ve küçük taşların boyut farkına göre de oluşturduğu bazı şikayetler var. Büyük taşlar safra kesesinin duvarına oluşturduğu sürtünmenin etkisiyle safra kesesi duvarında küçük lokal enfeksiyonlar oluşturabilirken, safra kesesinin çıkış kısmına, kanalın oluşturduğu bölüme takılması durumunda safra kesesi içeriğini boşaltamadığından dolayı şişmesi neticesinde akut dediğimiz acil gelişen safra kesesi iltihaplanması bulguları gösterebilir. Yapılan otopsi çalışmalarında safra kesesi kanseri olan hastalarında hemen hemen tamamında safra kesesi taşı da olduğu gösterilmiş. Fakat burada safra kesesi taşının mı safra kesesi kanserine yol açtığı, yoksa safra kesesi kanseri olan hastalarda safra akımının bozulmasına bağlı mı taş oluştuğu çok netlik kazanmamış. Ama bu ikisinin birlikteliği çok sık görülüyor. Eğer küçük taşlarsa bunlar, safra kesesinin içerisinden safra kesesi kanalı aracılığıyla ana safra kanalı içerisine düşüp safra kanalının 12 parmak bağırsağına açıldığı deliğe takılıyorlar ve buna bağlı olarak da karaciğerde yapılan safranın 12 parmak bağırsağına akmasını engelleyip sarılık oluşmasına, yine safra kesesi içeriğinin 12 parmak bağırsağına boşalmasını engelleyerek safra kesesi iltihaplanmalarına, yine midemizin arkasında sindirim ve kandaki şeker düzeyini ayarlamakla görevli olan pankreas organımızın da salgısını boşaltamamasına bağlı pankreas iltihaplanmasına bağlı çeşitli klinik bulgular ortaya çıkarabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu belirtiler varsa da ihmal etmeyelim diyoruz. Peki hocam, safra kesesi taşlarında tedavi nasıl olmalıdır? Safra kesesi taşlarındaki tedavi safra kesesinin ameliyatla alınmasıdır. Burada söylenilen şey, hastanın şikayeti olsun ya da olmasın, safra kesesinde taş düşünüp de ultrason yapılıp burada saptanmış olsun ya da başka bir nedene yönelik yapılan bir ultrasonda tesadüfen safra kesesinde taş saptanmış olsun, buradaki tedavi prosedürü değişmez. Tedavi prosedürü ameliyattır. Ve dolayısıyla ameliyatı da biz hastanemizde kapalı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Evet. Bu laparoskopik yöntemden sonra hasta ameliyattan sonraki birinci günde yürüyerek evine gidebiliyor. Ve yaklaşık 3 ile 5 gün arasında bir süre sonrasında da normal gündelik yaşantısına dönebiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz size de. Bu konuda ve diğer birçok alanda da başarılı ameliyatların, başarılı müdahalelerin ismi diyebiliriz kendisi için de. Hocamıza tekrardan gelen sorular olursa bu konuyla ilgili yönlendireceğiz diyelim. Evet, kim aramızda? Yine genel cerrahi uzmanlarımızdan operatör doktor Abdülkerim Özakay aramızda. Hocam hoş geldiniz diyelim size de tekrardan. Hocamızla bugün sindirim sistemi kanserlerinden bahsedeceğiz izleyenlerimize. İlk olarak sormak istediğimiz şey, hastanemizde kanser cerrahisi yapılıyor mu diye. Tabii ki hastanemizde hem de iyi bir şekilde, iyi bir ekibimiz var. Evet. Ve bu ekip sindirim sistemi kanserleri, diğer genel cerrahi ilgilendiren kanserler konusunda oldukça deneyimli. Hı hı. Biz de sindirim sistemi kanserleri için, sorduğunuz için, onun için cevaplıyorum. Evet. Sindirim sistemi dediğimiz zaman ağızdan anüse kadar olan uzunca bir organ silsilesidir. Bu organların tabii ki diğer hastalıklar olduğu gibi kanserleri de bulunmakta. Hı hı. Yemek borusu, mide, evet. 12 parmak bağırsağı, İnce bağırsaklarda çok kanser görülmez diye bilinir. Fakat kalın bağırsak ve rektum kanserleri bizi genel cerrahi ilgilendiren sindirim sistemleri kanserleridir. Buna pankreas kanserleri de diyebiliriz. Evet. Karaciğerdeki kanser veyahut da metastatik kitleleri de buna ekleyebiliriz.
bu tür kanserlerle mücadele hastanemizde başarıyla sürdürülmektedir. Peki hocam. Tabii sorunuz, gelecek soruyu sormadan bizdeki donanımın hem radyolojik boyutu, hem endoskopi ünitesi boyutu, evet, hem kanser cerrahisinden sonraki tedavi boyutu da hastanemizde oldukça oturmuş bir ekiple yürütülmektedir. Evet, bu konuda kesinlikle katılıyoruz. Gerçekten alanında uzman, birbirinden başarılı bir ekiple, ekip halinde olmak çok önemli. Hastanemizde de cerrahlarımız, tüm hekimlerimiz, tüm branşlarımız ekip halinde çalışıyorlar. Evet, sindirim sistemi ve meme kanserinde özellikle hocam tanı araçları nelerdir? Avrasya Hastanesi'nin bu alandaki tanı özelliklerinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak sindirim sistemi kanserlerinin tanısında endoskopinin yeri birinci sıradadır. Evet. Biz de iki ünite halinde çalışmaktayız. İki endoskopi ünitemizde hem üst sindirim sistemi hem de alt sindirim sistemine yönelik hem tedavi edici hem tanıya yönelik girişimler yapılmakta. Tarafımızdan başarıyla bu iş deneyimli bir ekip tarafından yürütülmektedir. Birçok cerrahi operasyon sonrasında onkoloji tedavisi de gerekiyor tabii ki. Peki hocam, ameliyat sonrası tedavide onkoloji ünitemizin öneminden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizim şimdi korona nedeniyle biraz ara verdiğimiz her çarşamba günü yaptığımız onkoloji toplantıları yapılmakta. Evet. Onkoloji konseyi toplantılarında radyasyon onkoloğu hocamız, diğer radyoloji uzmanı arkadaşımız, genel cerrahi uzmanları, aynı zamanda medikal onkoloji uzmanları tarafından her vaka tartışılmakta, orada karar verilmekte, tedavisi yönlendirilmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Evet, ortak kararlarınızla hastaya da en doğru tedaviyi uygulamak adına bir araya gelen hekimlerimizin oluşturduğu onkoloji konseylerimizde de önemli kararlar vermede etkili kişilerdensiniz. Birçok hastanın tedavisine de bu şekilde dokunarak başarılı sonuçlar aldık. Evet, Kerim hocama da teşekkür ediyoruz. Anlattıklarından ve verdiği bilgilerden dolayı kendisi de bu konuda hastanemizde birçok başarılı ameliyatı gerçekleştirmiş. Kanser cerrahisinde de birçok hastamızda başarılı sonuçlar aldığımız deneyimli hekimlerimizden diyebiliriz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve birazdan gelecek sorular olursa yine kendisine yönlendireceğimizi iletiyoruz. Evet, operatör doktor Akın Ünal bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sizi de acil bir müdahaleden hemen yayınımıza geçirdik. Biraz yorgunsunuz biliyoruz ama sorularımı hemen yönlendirmek istiyorum. Guatr'dan bahsedeceğiz hocamızla bugün. Hocam, Guatr nedir? Kısaca izleyenlerimize anlatabilir miyiz? Guatr, tiroid bezinin büyümesidir aslında. Tiroid bezi kelebek şeklinde boynumuzun ön tarafında bulunan, nefes borusunun etrafında olan bir bezdir. Tiroid hormonu üretir. Tiroid hormonu yaşamımızı sürdürebilmemiz için en gerekli hormonlardan biridir. Guatr dediğim gibi tiroid bezinin büyümesidir. Bu büyüme ya tiroid bezini iot eksikliğine bağlı olarak gelişen bir büyüme olabilir. Nodüllere bağlı büyüme olabilir ya da çok çalışmasına bağlı bir büyüme olabilir. Evet. Bu dediğim gibi büyümelere biz Guatr diyoruz. Peki hocam, Guatr ne zaman ameliyat edilir? Guatr'da biz özellikle nodül varlığında ameliyat uyguluyoruz. Bu nodüllerin sayısı, boyutu veya alınmış biyopsisine göre kanser özelliği taşıyor olup olmamasına göre karar veriyoruz. Yine tiroid bezinin çok çalıştığı durumlarda da bir seçenek olarak cerrahiyi uygulayabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, birbirinden başarılı hekimlerimizle bir aradayım bugün. Tabii ki ben de heyecanlıyım onların yanında. Umuyoruz ki sizlere güzel bir yayın sağlamışızdır diyelim. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde başarılı genel cerrahi kadromuzla dijital olarak bugün evlerinize ya da iş yerlerinize konuk olduk. İzleyen herkese canlı yayınımızda sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
Siz de sağlık sorunlarınızda bize başvurabilirsiniz diyoruz. Özellikle de bu dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde diğer sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeniz konusunda da tekrardan sizleri bilgilendirmek ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu dönemde de özellikle diğer sağlık problemlerimizi geciktirmeyelim, geçiştirmeyelim diyoruz. Evet, gelen bir sorumuzu hocama yönlendirmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Mice'ye yönlendirmek istiyorum. 130 kiloyum, tüp mide ameliyatı olabilir miyim demiş Ayşenur Hanım. Şimdi boyunu da söylemesi lazım tabii. Ama 130 kilo herhalde boyu 1.85-1.90 olmadıktan sonra 35'i geçer. Yani tüp mide ameliyatı hastamıza aslında uygun gibi duruyor. Evet. Görüşmemiz lazım. Ayşenur Hanım, ameliyat görüşmesi için ne diyoruz? Sizi bekliyoruz diyoruz. Ameliyat olabileceğinizi genel cerrahi uzmanımızdan aldık diyoruz. Sorularımızı almaya devam edeceğiz. Evet, bu konuda, bu anlattığımız konuların dışında da hastanemizde, cerrahide birçok tedavi tabii ki uyguluyoruz. Biz bugün birkaçını sadece ele aldık. Sizlere en çok sorulanlar konusunda bilgi verebilmek için hocalarımızla bir araya geldik diyoruz. Hocalarımızdan yayınımızın bitimine yakın son olarak hastalarımıza söylemek istediği notlar var mı? Onları dinleyeceğim. Evet, ilk olarak Hasan Hocam, sizin izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı bir yaşam için tabii ki spor çok önemli. Yediklerimizin ölçülü olması, kalori dengesi, bunlar çok önemli. Tabii biz mesafeli oturduğumuz için maskemiz yok ama korona dönemi şiddetle artıyor şu sıralar, izliyoruz medyada. Lütfen mesafe ve maskelerimize sahip çıkalım. İnsanları riske atmayalım. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyoruz bu mesajımızı da korona döneminde, özellikle yaşadığımız şu dönemde de bir hekim olarak izleyenlerimize verdiğiniz bu uyarılardan dolayı. Peki Abdülkerim Özekoy Hocam, sizin izleyenlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa sizi de dinliyoruz. Evet, bugün bana sindirim sistemi kanserlerini anlatmak konusu düştü. O nedenle izleyenlerimize özellikle kilo kaybı olanlar, dış kısımda kanama veyahut da siyah renkli dışkılaması şikayeti olanlar, halsizlik, çarpıntı veyahut da ailesinde sindirim sistemi kanseri öyküsü bulunanlar, özellikle dikkat etsinler veyahut da en ufak bir kuşkuda bu şikayetlerinin olduğunu düşünenler bize başvurabilirler. Gerekli ön tetkiklerini yaparak, gerekli sindirim sistemi endoskopilerini gerçekleştirerek kendilerine iş işten geçmeden erken tanı şansını tanıyabiliriz. Korona günlerinde herkese sağlıklı, mutlu, esenlik dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam yayınımızda katkılarınız için sizlere de. Evet, genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş'ün izleyenlerimize mesajı var mı? Kendisini dinleyelim. Buyurun. Şu an içinde bulunduğumuz sıkıntılı pandemi döneminde kendiniz için durumu daha da sıkıntıya sokmamanız adına, yarın öbür gün gelişebilecek daha ciddi sağlık problemleriniz adına mevcut sağlık problemlerinizi ertelememenizi tavsiye ediyorum. Biz Avrasya Hospital olarak bu konuda pandemiyle ilgili gereken tedbirleri almış durumdayız. Hastalarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Ve eğer ki sağlık sorununuz varsa, herhangi bir konuda olabilir bu, hiçbir şekilde ertelemeden, korkmadan çözüm bulmak adına bize başvurabilirsiniz. Biz buradayız. Sizin de evinizde kalın lütfen. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü katkılarınızdan dolayı ve genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Akın Ünal'ın izleyenlerimize son olarak söylemek istediği mesajını dinliyoruz. Ben de diğer kıdemli abilerim gibi aynı şekilde hastanemizin tedbirlere uyarak çalışmaya devam ettiğini söylemek isterim ve sosyal mesafeye dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Evet, sizler de değerli hocalarımızdan ya da diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınızı bize mesaj ya da canlı yayınımıza bırakabilirsiniz. Bunları sizlere tabii ki
hemen anında cevabını sağlayacağız diyelim. 212-665-5050 numaralı çağrı merkezi hattımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve yayınımızda umuyoruz sizlere güzel, etkili bilgiler sağlamışızdır diyelim. Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Maske, sosyal mesafe kurallarımıza uyarak, evet diğer sağlık sorunlarımızı ihmal etmeyerek, hastanemizde de bu alanda gerekli tüm kurallara uyduğumuzu ve tüm branşlarımızda hizmet verdiğimizi tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Herkese sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.
Bugün hastanemizin genel cerrahi kadrosu olarak hastalarımıza ulaşamadığımız, korkan, hastaneye gelmek istemeyen hastalarımıza dijital ortamda bilgilerimizi paylaşmak, onların hastalıklarına, sağlık sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösterdik. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Bu pandemi döneminde gerçekten insanların mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ama mevcut hastalık sorunlarının da daha sonrasında daha büyük problemlere yol açacağını da hiçbir zaman için unutmadan sağlık sorunları olduğu durumlarda Avrasya Hastanesi'ne çok güvenle gelebileceklerini, bizim bu konuda onlar için her türlü tedbiri aldığımızı bilerek sağlık sorunlarını mutlaka ertelemeden çözüm bulmaları adına bizden yardım almak için her zaman hastanemize bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Coşkun Hocam. Ederim. Hasan Hocam, yine dolu dolu bilgilerimizle ekranların başındaki izleyenlerimizle birlikteyiz. Evet. Halkımız için her zaman hizmete hazırız. Korona konusunda da çok titizlikle davranıyoruz. Bütün önlemleri alıyoruz. Evet. Ameliyat edeceğimiz her hastamıza mutlaka testlerimizi yapıyoruz. Onları ayrı bir bölümde yatırıyoruz. O bakımdan hastanemiz hizmete devam ediyor. Halkımız merak etmesin. Biz buradayız, görev başındayız. Evet, sizden gerçekten bu yükü çok fazlasıyla taşıyan ve bu zor süreçte sağlıkçılarımız, hekimlerimiz ve Avrasya Hastanesi'nin izniyle tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizler de, sizler de iyi varsınız. Bütün bunları halkımıza iletebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizdeyiz ve Avrasya Hastanemizin gerçekten önemli bir ismi, kıymetli Gönül. Çok teşekkürler. Sen de bu ülkeyi çok fazlasıyla taşıyorsun. Gerek telefon konuşmalarımızda da evet. İşte hasta sirkülasyonunda da senin hep istişare halindeyiz. Hastanemizin önemli temel taşlarından birisin. Sana çok teşekkür ediyorum. Herkese. Ben teşekkür ediyorum. Bu gibi yayınlarımızı halkımıza yayabildiğimizde bize katkılar sağladığınız için sosyal medya üstünden yapıyoruz ama tabii ki sizlerle de bunu birçok kitleye ulaştırmak oldukça önem taşıyor. Biz bu eğitimlerimizi, bu gibi panellerimizi zaten hastanemize korona döneminden önce kalabalık halinde gerek dernekler gerek katılımcı halkla birçok kitleye ulaştırıyorduk. Bunu biraz toplumsal bir görev olarak üstümüze alındık. Bir sağlık kuruluşu olarak. Şu anda yaşadığımız dönemden kaynaklı da biliyorsunuz birçok şey artık dijitale dönüş sağladı. Biz de ne yapalım dedik ve bu konuda birbirinden başarılı hekimlerimizle branşlar bazında hastalarımızı yine bilgilendirelim. Yine sağlık konusunda gerekli iletişimlerimizi onlarla kuralım ve uzak kalmayalım istedik. Yaşadığımız dönemde de diğer sağlık problemlerini ihmal etmemeleri konusunda da özellikle onlara mesajlar vermek istedik. Hastanemizde de bu konuda gerekli tüm önlemleri alarak, gerekli hijyen kurallarına uyarak hekimlerimizle beraber hizmet veriyoruz. Tedavileri ara vermedik diyelim. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Sizler çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizin yöneticilerinden Sayın İbrahim Uğurlu bizlerle birlikteler. İbrahim Hocam'a ben öncelikle duyarlı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli İbrahim Uğurlu hocamız vesilesiyle. Çünkü bu süreç zor geçiyor ama bu zorluğu da taşıyan sağlık çalışanlarımız. Evet hocam. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Evet, bu süreç zor geçiyor dediniz. Evet. 65 yaşındayım. Bugüne kadar gördüğüm en zor süreçlerden birini dünya yaşıyor, evet. Ülkemiz yaşıyor. Baş döndürücü bir hızla bir değişim içerisindeyiz. Biz de ilk baştan beri bu pandemi konusunda gücümüzün yettiği kadar en duyarlı bir şekilde eğitimler verildi, hazırlıklar yapıldı. Ta Aralık ayında pandemi planımız vardı bizim. Ocak'ta, Şubat'ta toplantılarımızı yaptık. Böyle bir şeyde nasıl bir hazırlık yapabiliriz diye ilk hamlede Mart ve Nisan aylarında 1500'e yakın COVID'li hastayı tedavi ettik. Ancak halkımızın bir fobiye kapılarak, koronafobiye dediğimiz fobiye kapılarak gerçek sağlıklarını da ihmal etmemelerini
bilgilendirmek ve bilinçlendirme ihtiyacını duyuyoruz. Onun için doktorlarımızla dijital ortamda, dijital çağda onları buluşturmak, evlerinde doktorlarımıza ulaşma imkanlarının yolunu açmak, herhangi ufak bir sağlık sıkıntısı ve problemleri olduğu zaman doğru adres Avrasya Hospital'a dijital ortamla ulaşabilecekleri mesajını vermek gibi, bu konuda ekip arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye küçük bir Ar-Ge çalışması ve arkasına da yaratıcı düşüncelerle 24 saat halkımıza sağlık konusunda hizmet vermek, hepsinden önemlisi çağa ayak uydurabilmek adına bunları yapıyoruz. Daha önceleri biz Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta okur yazarlık bilinci konusundaki programlarımızı devam ettiriyor idik. Burası, bu salonumuz doluyor idi. Bugün baktım bir 50'ye yakın izleyicilerimiz vardı dijitalde. Ama on binlerce insan da bunu duydu. Evet, paylaşımlar. Bundan sonra da sizlerin de katkılarıyla biraz daha duyurulabilir ise bu zor dönemi el ele vererek birlikte aşmaktan başka çare yok. Hepsinden önemlisi her bireyin mutlaka kendine özgü bu konudaki tedbirlerini alması gerekiyor. Bu tedbirleri bir başka birine bırakarak, başka birinden bekleyerek olmayacak. Mutlaka kendimiz de bu konuda duyarlı, bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunları sizlerle paylaşmak da ayrıca beni mutlu ediyor. Güzel, size çok teşekkür ediyorum. Yeni hocam. Bir çağ, yeni bir vatandaş, yeni bir birey bunu istiyor ve çok hızlı değişiyor. Baş döndürücü bir hızla değişiyor. Biz sanki birkaç yıl önceyi milattan önce gibi anlıyoruz bu dijital çağdaki dönüşüm ve değişimi. Her şey online sistemi. Elimizdeki telefonlar artık televizyon. Televizyon. Sesimiz dünyanın her yerine ulaşıyor İbrahim Hocam. O yüzden teknolojiyi de iyi kullanırken sağlığımızı da ihmal etmeyeceğiz. Etmeyelim diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Ben sizlere teşekkür ediyorum. ...1999 yılında... dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla.
Işın Tedavisi, Radyoterapi Uygulanan Onkoloji Merkezi, Anjiyo ve Bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve Kardiyoloji Üniteleri, Endoskopi Üniteleri, Medikal Estetik ve Güzellik Ünitesi, Çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.